Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Nokia'nın yeni ekonomik modeli Asha 501 olacak. Birçok akıllı telefonda en çok kullanılan uygulamaları bir araya alıp bunu ufak bir tasarımda ve ekonomik bir fiyatla bizlere sunmayı amaç edinmiş Nokia. Asha 501 ile özellikle ülkemizdeki binlerce kullanıcıya hitap edebilecek gibi görünüyor. Hem tasarım hem de kullanım olarak dikkat çeken bir ürün. İsterseniz incelememize hemen başlayalım. 12,1 mm kalınlığındaki Asha 501 yaklaşık 98 gram ağırlığında ve avucunuzun içinde kaybolabilecek kadar ufak tasarımlara sahip bir telefon olarak önümüze geliyor. Biliyorsunuz Nokia akıllı telefon pazarı haricinde smartphone olarak nitelendirilmeyecek telefonlarla da dünya çapında büyük satışlar yapan bir firma ve Asha serisi de özellikle nüfus oranı yüksek ve gelişmeye açık, ekonomi alım gücü pek de yüksek olmayan pazarlara yönelik hazırlanan bir seri, Asha serisi ve Asha 501 de belki de bu serideki en dikkat çekici ürünlerden bir tanesi elimde görmüş olduğunuz telefon. İsterseniz öncelikle tasarımdan başlayalım. Bahsettiğim gibi 12,1 mm kalınlığında ve 98 gram ağırlığında avucunuzda rahatlıkla tek elle kullanabiliyorsunuz. Renkli tasarımı dikkat çekiyor. Nokia Lumia serilerinde renkli tasarım telefonlarıyla oldukça dikkat çekmişti. Ancak bunun öncesinde tabii ki birçok telefonda yine birçok farklı renk seçeneği sunuyordu. Asha serisi de Asha 501 de bu geleneği devam ettiriyor. Birçok farklı renk seçeneği var. Bizim incelediğimiz model de gördüğünüz gibi açık mavi modeli ve mat bir plastik kaplama olarak görünüyor. Tasarım ufak bir kutu tasarımında hediye kutusu kadar ufak bir tasarımı var. Ön kısımda fiziksel olarak sadece bir geri tuşu var. Başladığınız, açtığınız uygulamaları ya da menüler arasında gezintiler yaparken geri tuşuna basarak sürekli geri geliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda da uygulamadan çıkıp en başa yani ana ekrana geri dönebiliyorsunuz. Bunun dışında üst kısımda da Nokia logosuyla ahize yer alıyor. Baktığımızda alt kısmında herhangi bir şey yok. Sol yan tarafta da herhangi bir şey yok. Sağ yan tarafta ise güç tuşu ve ses açma kapama tuşlarını görüyoruz. Üst kısımda ise şarj için bir giriş, micro USB girişi ki buradan şarj edebiliyoruz yine bilgisayara bağlayarak ve 3,5 mm'lik kulaklık jack'ı girişi yer alıyor. Arka kısımda ise Nokia'nın bir tane kamerası var 3,15 megapiksel değerinde. QVGA video çekimleri yapabiliyorsunuz. Detaylarından bahsedeceğiz. Arka kapağı açılabiliyor. İçinde ne var ne yok görebiliyoruz. Bunu açmak için de arka kısımda görmüş olduğunuz ufak elips şekli bastırmanız gerekiyor. Bastırırken de ön taraftaki cama dokunmamanız gerekiyor ki ileri itebilsin. Böylelikle kasa tamamen ortaya çıkabiliyor. Şu şekilde açtığımızda burada Nokia'nın 1200 mAh değerinde bataryası bizi karşılıyor. Bataryanın altında mikro SIM kart girişi var ve 4 GB hafıza kartıyla birlikte geliyor. Asha 501 kendisinin dahili 128 MB belleği var ve isterseniz bu 4 GB'lık mikro SD kartı çıkarıp 32 GB'lık kartta takabiliyorsunuz. Hem tasarım olarak hem de kullanılabilirlik olarak ilk etapta göze ve ele gayet hitap eden bir telefon olarak görünüyor. Şimdi incelememize teknik detaylarla devam edelim. 3 inçlik dokunmatik bir TFT ekranı bulunuyor Asha 501'in. Bu ekran 240x320 çözünürlükte ve 133 ppi değerine sahip. Dokunmatik mekanizması zaman zaman basmatik olarak tabir ettiğimiz mekanizmaya kaysa da genel olarak fiyatını da göz önüne aldığımızda iyi işler çıkarıyor diyebiliriz. Bunun yanında diğer teknik özelliklere bakacak olursak telefonun 64 MB değerinde RAM'i bulunuyor. Arka kısmında 3,15 MP değerinde bir kamerası yer alıyor. Bu kamera QVGA yani 320x240 çözünürlükte 15 FPS'de video çekimi yapabiliyor. İnternette görüşmeler yapmak için ne yazık ki Asha 501'i kullanamıyorsunuz. Çünkü Asha 501'in ön kısmında ikincil bir kamera yer almıyor.
Ve gelelim telefonun yazılım tarafına. Telefonda Asha Software 1.0 işletim sistemi var. Baktığınızda Symbian'dan tanıdık gelecektir bu görsel yapı. Telefonda başta da belirttiğim gibi akıllı telefonlarda çokça kullandığınız birçok uygulama yer alıyor. Facebook, Twitter gibi en başta olmak üzere. Ancak bu uygulamalar tabii ki akıllı telefonlarda gördüğünüz uygulamalar kadar işlevsel değiller. Örnek vermek gerekirse Facebook'a girdiğinizde fotoğraf galerinize gelerek oradan bir fotoğrafı alıp Facebook'ta paylaşamıyorsunuz. Sadece çektiğiniz fotoğrafı o an paylaşabiliyorsunuz. Bu gibi şeyler var. Bunun dışında Nokia daha evvel telefonu duyurduğunda haberini biz de yapmıştık. Size 60 gün boyunca, yaklaşık 60 günlük süreç boyunca onlarca ücretli uygulamayı ücretsiz olarak sunacağını vaat etmişti. Baktığımızda telefonun içinde birçok deneme sürümlü oyunlar olduğu gibi full sürümlü oyunlar da var. Örnek vermek gerekirse Assassin's Creed var mesela. Electronic Arts'tan yine birçok oyunlar var. Asphalt var, Real Football var. Baktığımızda hediye diye bir tane uygulama logosu dikkatimizi çekiyor. Hediye logosuna tıkladığımızda, yani bastığımızda bize süre geçiyor, ancak bu süreç içerisinde hangi uygulamaları yükleyebiliriz? Bunlar bize tek tek sıralandırılıyor. Açıp şu an bakmamız gerekirse, örneğin Zuma Revenge, Worms 2010, Sims Medieval, Sims 3, yine diğer Sims oyunları, Tetris, Spore, Plant vs. Zombies, Need for Speed, Medal of Honor, FIFA 2013, Battleship, Facebreaker ve daha birçok uygulama ücretsiz olarak indirilmeyi bekliyor. Telefonu aldığınızda bunları da indirebiliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki Nokia'nın bir de uygulama mağazası var. Buraya girerek de işinize yarayacak oyun ve uygulamaları yine sisteminiz için edinebiliyorsunuz. Bunların dışında bir de dikkat çekici özelliklerden bir tanesi FM radyo. FM radyo hala geleneksel olarak cihazlarına ekleyenler de var ki Nokia'da bu durumu devam ettiriyor. İnternet bağlantısı gereksinimi olmadan kulaklık yardımıyla, telefonun yanında gelen kulaklık yardımıyla FM radyoda dinleyebiliyorsunuz. Buradan da telefonun performansından biraz bahsedelim istiyorsanız, tabii ki akıllı telefonlardaki performansı böyle bir cihazda bulmanız çok zor. Zaman zaman dediğimiz gibi dokunmatik ekranı kontrol altına almanız için normalden biraz daha sert basmanız gerekebiliyor. Bunun dışında yine uygulamalar açıp kapatırken aynı şekilde daha güç uygulamanız gerektiği durumlar olabiliyor. Ancak genel olarak performansı iyi, dokunmatik performansı iyi, ekranın akıcılığı ve benzeri şeyler sizi pek de rahatsız etmiyor. İyi bir performans sunuyor diyebiliriz kendi sınıfında. Akıllı telefonlardan hariç tutmamız gerekirse. Buradan da hemen batarya performansına gelmek istiyorum. Telefonun ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi de bu. 1200 mAh değerinde bir batarya bulunuyor Asha 501'de. Ve ben bu telefonu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. 3 gün şarj etmeden rahatlıkla kullanabildiğini söyleyebilirim. Hatta 3. günde şarja taktığımda telefonun hala %15-%20 civarında bir şarjı bulunuyordu. Burada şarj etmeye başlamıştım ki bu kullanım sürecimde hem internete girdim, hem telefon görüşmeleri yaptım, hem mesajlaşmalar yaptım, hem de deneme amaçlı da olsa oyun performansını görmek adına oyunlar açtım. Tüm bu işleri yapmama rağmen 3 gün boyunca bir şarj süresi sunuyor olması Asha 501'in özellikle şarj konusunu dikkate alan ve telefonu özellikle telefon özellikleriyle kullanmak isteyen kullanıcılar için etkileyici bir özellik oluyor. Böyle görünüyor diyebiliriz. Son sözlere gelirken telefonda Wi-Fi, Bluetooth 3.0 ve USB 2.0 gibi özellikler de bulunuyor. Özellikle şarj konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor ve telefonunuzu özellikle mesajlaşma ve telefon hizmetleri üzerine kullanmayı seviyorsanız, ekonomik fiyatı ve özellikle güzel tasarımı, kullanışlı tasarımı ile ön plana çıkan Asha 501 sizi memnun edecektir diye düşünüyorum. Ülkemizde 300 lira civarında satılıyor bu telefon ve birçok farklı renk seçeneği bulunuyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.